Sevgili seyirciler, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki ihlal davalarını azaltmak amacıyla hayata geçirdiği Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı dönemi başladı. Anayasa değişikliğine ilişkin 12 Eylül 2010'da yapılan halk oylaması sonucunda yolu açılan bireysel başvuruya ilişkin hükümlerin yürürlük tarihi 23 Eylül 2012 olarak belirlendi ve başvurular gelmeye başladı. Biz de gündemde işte bu önemli konuyu mercek altına alacağız şimdi. Stüdyo konuğumuz Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Levent Köker. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, diyelim. Hoş bulduk. Evet, konumuz belli. 23 Eylül tarihinden itibaren artık AYM'ye bireysel başvuru hakkı açıldı ve bir anlamda 12 Eylül referandumunda kazanılan haklardan biri yürürlüğe girmiş oldu. Sizin genel değerlendirmenizi bir alalım, daha sonra detaylandıracağız konuyu. Şimdi başta sizin söylediğiniz bir şeye aslında işaret etmek lazım bu konuyu sunarken. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Türkiye'den yapılan müracaatların sayısı mahkemenin yayınlamış olduğu istatistiklere baktığımız zaman da çok net bir biçimde görülüyor. Bayağı bir ciddi yekün tutuyor. Yani Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne en fazla iş çıkartan ülkelerden bir tanesi. Ve genellikle de Türkiye'nin Türkiye'den giden müracaatlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde Türkiye'nin aleyhine sonuçlanıyor. Bunu da şeylerde görmek mümkün. Hatta evet, maalesef 2011 yılı itibariyle biz bu konuda birinci lig statüsüne yükselmiş vaziyetteyiz. Daha önce ikinci sırada yer alıyorduk. Bunun tabii neden böyle olduğunu falan ayrıca konuşabiliriz ama konumuz bu değil. Şimdi anayasada bu bireysel başvuru hakkının ne manaya geldiğini kısaca isterseniz bir tekrar hatırlayalım. Bireysel başvuru hakkı bizdeki düzenleme de öyle. Ama o düzenlemenin belki biraz sakıncalı taraflarına ileride değinebiliriz yani konuşmamız ilerledikçe. Anayasada yazılı temel hak ve hürriyetlerden, özgürlüklerden herhangi biri ihlal edilen herkes Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkına sahip bizim düzenlememize göre. Şimdi bunun birkaç amacı olabilir böyle bir düzenleme yapmanın. Bu amaçlardan en önde geleni tabii mevcut anayasa düzenimizi, tabii bu arada parantez içinde söylemek lazım ki biliyorsunuz uzun zamandır bir yeni anayasa arayışı ve bu ihtiyacı karşılayacak bir anayasa ortaya çıkarma süreci içindeyiz. Bu süreç parlamentoda da devam ediyor. Ona da belki sonra değiniriz ama bu bireysel başvuru hakkının birinci amacı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'ndaki temel hak ve hürriyetlerin genişletilmesi, daha özgürlükçü bir uygulamaya kavuşmamız falan olmalı. Çünkü bireysel başvuru hakkının mesela bu konuda en fazla emsal teşkil ettiğini düşündüğüm Federal Almanya gibi ülkelerdeki ana amaçlarından bir tanesi mevcut anayasa düzenini temel hak ve hürriyetlerin genişletilmesi yönünde bir uygulama perspektifine sokmak. Ama Türkiye'deki düzenlemeye bakarsanız, benim biraz eksik söyledim bilhassa yani baştan önce bunu vurgulamak için, anayasada yazılı temel hak ve hürriyetlerden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında yer alanlarından biri ihlal edilen. Yani burada aslında özel olarak doğrudan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne bir atıf yapılıyor bizim bireysel başvuru hakkıyla ilgili düzenlememizde. Bu da şu demek, başta sizin söylediğiniz noktaya geleceğim programı yani konuyu sunarken. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Türkiye'den giden müracaatların azaltılması amacıyla. Şimdi bu amaçla eğer yapılmışsa ki kanunun gerekçesine ve tartışmalara baktığımız zaman da bu gerekçenin öne çıktığı anlaşılıyor. O zaman bizim bireysel başvuru hakkı anlayışımızla ilgili bir problemimiz var demektir. Çünkü problemimiz şu, biz çok pragmatik bir amaçla bu düzenlemeyi yapıyoruz. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Türkiye'den giden başvurulara önceden bir iç hukuk yolu daha üretiyoruz bireysel başvuru hakkı diye. Önce vatandaşlar oraya gidecekler, sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidecekler. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne doğrudan müracaatın bir anlamda bir iş hukuk yoluyla, yeni bir iş hukuk yoluyla geciktirilmesi diyelim. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin bu süreçte nasıl bir uygulama yapacağını ve içtihatların ne yönde gelişeceğini bilmiyoruz. Ama
geri dönerek kötümserlik olarak yorumlanmasın ama bir uyarı gibi bir şey söylemek de isterim. Şimdi 2004 yılında biz anayasamızı değiştirdik. Çok reformcu bir değişiklik yaptık ve 90. maddenin son fıkrasına bir cümle ekledik. O cümle diyor ki, mahkemelere özellikle söylüyor bu cümlede, bir direktif var. Sadece mahkemelere değil, aslında idari makamlara da söylüyor ama özel olarak mahkemelere de böyle bir direktif veriyor bu madde. Diyor ki, usulüne uygun olarak yürürlüğe konmuş temel hak ve temel haklarla ilgili uluslararası sözleşmelerle kanunlar arasında bir çatışma olursa, temel haklarla ilgili sözleşmeler esas alınarak hüküm verilir diyor. Hı hı. Esas alınır diyor. Şimdi böyle bir anayasa değişikliği yapmış olmamıza rağmen Türkiye insan haklarını ihlal eden ülkeler sıralamasında Avrupa Konseyi bünyesinde birinci sıraya çıktı. Demek ki 90. maddedeki bu değişiklik özgürlükler yönünde bir netice vermedi. Şimdi bireysel başvuru hakkı da aslında özgürlüklerin genişletilmesi yönünde bir müessesedir. Ama bu müessesenin pragmatik bir amaçla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne müracaatların geciktirilmesine dönük bir iç hukuk yolu olarak düzenlenmiş olması gibi bir amaç varsa eğer, o zaman gene biz 2004'te yapmış olduğumuz düzenlemeden elde edemediğimiz neticeyi burada da elde edemeyeceğiz. Yani, hocam, temel hakların ihlalinden söz etmişken, temel hakların ihlalin tespiti halinde Anayasa Mahkemesi ne yapabilir bu noktada? Şimdi bir defa o işte bu şeyi bir defa önce söylememiz lazım. Yani temel haklar, hı hı. Şimdi bizim anayasamızda temel haklarla ilgili bir uzun bölüm var. Orada kişi hakları, hürriyetleri, işte sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler, siyasi haklar ve hürriyetlerle ilgili çeşitli düzenlemeler var. Şimdi bunların içinden herhangi bir tanesi ihlal edilebilir. Kamu gücü tarafından diyor düzenleme. Kamu gücü tarafından ihlal edilmesi söz konusu olabilir. Şimdi bu haklardan herhangi birinin ihlal edilmesi durumunda bireysel başvuru hakkı çalışmayacak bir defa. Mesela çalışma hak ve hürriyeti ihlal edildiği zaman bu hak çalışmayacak. Bireysel başvuru hakkı çalışmayacak. Çünkü bu çalışma hakkı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında bir hak değil. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde hak ihlali anayasada yazılı haklardan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında olan haklardan biri ihlal edilirse ancak bireysel başvuru, mesela adil yargılanma hakkı ihlal edildiğini düşünüyorsa kişi, o zaman Anayasa Mahkemesi'nde bireysel başvuru yoluna gidebilecek. Hı hı. Ama benim sözünü ettiğim türden başka sosyal haklarla ilgili mesela bir ihlal olursa, o haklar Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında değilse gidemeyecek. Böylece bireysel başvuru hakkının kapsamını biz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve onun ek protokolleriyle sınırlandırmış oluyoruz. Hı hı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve onun ek protokollerinin dışında kalan, anayasamızda açıkça düzenlenmiş olan temel haklar ihlal edilirse bireysel başvuru hakkına gidemeyeceğiz. Ya da mesela 90. madde kapsamında düşünecek olursak, Türkiye'nin taraf olduğu, usulüne uygun olarak yürürlüğe konmuş uluslararası bazı hak ve özgürlükler sözleşmeleri var. Mesela Birleşmiş Milletler bünyesinde Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi veya Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi gibi uluslararası sözleşmeler var. Onlara ilişkin bir hak ihlali olursa orada da mesela bireysel başvuru hakkı çalışmayacak. Eğer orada ihlal edilen hak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tarafından da kapsamıyorsa. Yani birbirle tamamen bağlantılı. Ama burada yani hakikaten Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamıyla bunun sınırlandırılmış olduğunu görüyoruz ve bu sınırlandırma beni biraz tereddütlü konuşmaya sevk ediyor. En hafif tabirle bunu söyleyeyim. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında pek çok hak ihlali yapıldığına dair Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çok sayıda kararı var bugüne kadar Türkiye aleyhine verilmiş. Ama biz bu kararların mesela gereğinin Türkiye'deki mevzuatta yapılmadığını da biliyoruz. Dolayısıyla yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi mesela diyelim ki kadının soyadı meselesini alalım. Yani masum bir konu gibi olsun. Hani çok böyle doğrudan sert bir konu siyasi değil bir tartışma. Bu da çok ciddi bir konu ama hani ne bileyim
vicdan cüret hakkı gibi böyle kamuoyunda evet. çok daha polemiğe müsait bir konu değil de evli kadının kocasının soyadını taşıma mecburiyetiyle ilgili Türkiye'deki mevzuat ve uygulama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından sözleşmeye aykırı bir hak ihlali olarak tespit edilmiş olduğu halde Anayasa Mahkemesi mesela daha bu yakınlarda yani 2011 zannediyorum belki de 2012'dir tam hatırlayamadım şimdi kararın tarihini. Buna rağmen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi vermiş olduğu kararında Türkiye'de kadının kocasının soyadını mutlaka taşıma mecburiyetini öngören yasayı ve uygulamayı anayasaya aykırı bulmamıştır. Ve konunun da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile bir ilgisini görmemiştir. Halbuki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu nedenden ötürü Türkiye hakkında mahkumiyet kararı verdi. Evet. Dolayısıyla şimdi hal böyleyken Anayasanın 90. maddesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin şu ana kadar Türkiye aleyhine vermiş olduğu kararlardan dolayı yapmamız gereken mevzuat ve tatbikat değişikliklerinin gereği gibi karşılanmamış olması ve bütün bu sebeplerden dolayı Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal eden ülkeler arasında birinci sıraya çıkmış olmasını bir kenara veri olarak koyarsanız, bireysel başvuru hakkının Anayasa Mahkemesi bağlamında yeni Anayasa Mahkemesi'nin yeni örgütlenme çerçevesi bağlamında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ve aslında herkes dediğine göre vatandaş olmayanlar da zannederim bu herkes kapsamındadır. Onların müracaatının bu AHİM'e gidişin önünde bir yeni iç hukuk yolu olarak geciktirici bir işlem biçiminde düzenlenmiş olması beni biraz endişelendiriyor açıkçası. Şimdi bireysel başvuru hakkının açılması Anayasa Mahkemesi'ne diyorsunuz ki bir anlamda bazı noktalarda tabii sürecin nasıl işleyeceğini bilmiyoruz aslında bunu bir görelim. Çok, yani çok taze işle ilgili bir kuranlar var ama onların evet. nasıl tatbik edileceğini henüz görmüş değiliz. Şimdi bir anlamda AHİM'e başvuruları geciktirmiş olacak diyorsunuz ama bununla ilgili merak ettiğiniz... Yani niye bir defa AHİM'le sınırlı tutuyoruz? Yani maksadımız bireysel başvuru hakkıyla ilgili ana maksadımız Türkiye Anayasa düzenini temel hak ve hürriyetlerle ilgili en geniş standartlara kavuşturmak ise o zaman bunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile değil bir defa en azından kendi anayasamızda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında olmasa bile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına veya buradaki herkese tanınmış olan hakları da kapsaması gerekmez miydi? Dediğiniz gibi henüz çok erken belki de bu tür sorularda tabii ki kafalarda çok soru işareti olacaktır. Peki hocam hazır yine AHİM demişken acaba bu durum ülkesini şikayet etmek istemeyenlerin istemeyip de daha doğrusu AHİM'e baş vurmak istemeyenlerin yine Anayasa Mahkemesi'ne başvurmalarının yolunu açar mı? Bunu şunun için soruyorum. Önümde bir örnek var hocam. Zaman Gazetesi'nin bir haberi. İzin verirseniz okumak isterim. Tabii, tabii. Paylaşalım seyircilerimizle de. 28 Şubat sürecinde irtica gerekçesiyle ordudan atılan sivil bir memur da başvurucular arasındaydı diyor haberde. GATA'da teknisyenken Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun kararıyla ordudan ihraç edildiğini anlatan Ahmet Demiröz, yaş kararıyla ihraç edilmediği için meclisin yaptığı yasa değişikliğinden faydalanıp memuriyete geri dönemediğini, bu yüzden bireysel başvuruda bulunduğunu anlattı. Ülkesini şikayet etmek istemediği için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmediğini, Anayasa Mahkemesi'nin memuriyete yeniden kavuşmasına karar vermesini beklediğini söyleyen Demiröz, eşim başörtüsüyle lojmana girdiği an ihraç sürecim başladı. Disiplin kurulu kararıyla ihraç edildim. Diyanet kanalıyla görevli olarak hacca gitmemi sorguladılar. Mahkemeden memuriyete iademi veya maddi ve manevi tazminat talep ettim diyor Demiröz ve burada evet bir ayrıntı dikkatimizi çekiyor. Ülkesini şikayet etmek istemediği için AHİM'e başvurmuyor Sayın Demiröz ve böyle bir açıklamada bulunuyor. Acaba dediğimiz gibi bunun yolunu açar mı? Sizin öngörünüz nedir efendim? Şimdi tabii siz yani Zaman Gazetesi'nin haberindeki somut hadisenin ayrıntılarına vakıf değilim ama müracaatın konusu olsa olsa belki kamu hizmetine girme hakkının ihlaliyle ilgili olabilir. Çünkü orduda görevliyken orduyla ilişkisi kesilmiş olduğu anlaşılıyor. Bunun buradaki hani müracaatın bağlamı kamu hizmetine girme hakkının ihlali olabilir. İşte tam da demin söylemek istediğim buydu. Kamu hizmetine girme hakkı bizim anayasamızda bir hak ama Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında bir hak değil.
O yüzden Anayasa Mahkemesi'nin bu müracaatla ilgili kabul edilebilirlik incelemesinde belki de bunu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bağlamında bir hak olmadığı için reddetmesi gündeme gelebilir. Ama başka bir hak ihlali nedeniyle müracaat edilmişse, çünkü müracaatın nasıl yapılmış olduğunu bilmiyorum. Evet. O zaman bireysel, yani şunu demek istiyorum. Bireysel başvuru hakkının kullanılabilmesi için ihlal edildiği ileri sürülen hakkın mutlaka Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek protokollerinde geçerli bir hak olması lazım. Hocam, böyle bir şart, yani kapsamla ilgili bir şart var. Tabii usulle ilgili problemler var. İşleyişini görmek lazım. Yani biz önce yargı yollarının tüketilmesi gerekiyor Anayasa Mahkemesi'ne gitmeden. Yani belki bu ordudan mesela ilişkisi kesilmiş olan, bu sözünü ettiğiniz örnekte tabii o kararlar, o işlem yapıldığı zaman yaş kararları yargı denetiminin dışında tutuluyorlardı biliyorsunuz. Ama 2010 değişikliklerinden sonra bu değişti, öyle hatırlıyorum. Yani anayasanın yargı denetimi dışında bıraktığı konularda da mesela bir hak ihlali ortaya çıkarsa gene anayasa şikayeti kapsamına girmiyor. Mesela Cumhurbaşkanı'nın tek başına yaptığı işlemler gibi. Yüksek Askeri Şura'nın kalmadı. O yüzden şu konuyla yani ilgili de tabii gündemi meşgul eden bir diğer konu daha var biliyorsunuz, Balyoz davasıyla ilgili. Dava sonuçlandı. Sonucu nasıl değerlendirdiğinizi hem merak ediyoruz hem de bununla ilgili şuna da cevap vermenizi isteyeceğim. Balyoz tutukluları da Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilirler mi efendim? Şimdi sondan başlayayım isterseniz. Birinci söylediğimi altını çizerek tekrar vurguluyorum. Bireysel başvuru hakkının kapsamı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek protokolleriyle sınırlı. Dolayısıyla o sınırın içine girmeyen haklar ihlal edildiği zaman bireysel başvuru hakkı çalışmıyor. Kamu hizmetine girme hakkı da bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla bunu hani netleştirmemiz lazım. İkinci husus, sizin söylediğiniz şey, Balyoz davasından mahkum edilmiş olan kişilerin bireysel başvuru hakkından faydalanabilmeleri için önce bu mahkumiyet kararının Yargıtay'da kesinleşmiş olması gerekiyor. Yani bu kesinleşme tabii, olmadan yani Anayasa Mahkemesi'ne, o zaman bunu da vurgulayalım, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkının kullanılabilmesi için bütün olağan kanun yollarının tüketilmiş olması gerekir diye bir şart var. Hem anayasada var hem 6216 sayılı bu konuyla ilgili çıkarılmış olan kanunda var. Yani Anayasa Mahkemesi'nin örgütlenmesi ve yargılama usulleriyle ilgili kanunda. Dolayısıyla bu Balyoz'la ilgili mahkumiyet kararlarının önce Yargıtay'da kesinleşmesi beklenecek. Zannederim ondan olağanüstü sonra kanun yollarının tüketilmesi bir şart olarak aranmaması gerekir. Onun da tabii Anayasa Mahkemesi tarafından nasıl yorumlanacağı ayrı bir konu. O konuda beklememiz lazım ama mahkemenin kararı kesinleşmeden, Yargıtay aşaması tamamlanmadan bir bireysel başvuru hakkı olamaz. Şu anda söyleyemiyoruz diyorsunuz. Hocam maalesef vaktimiz doldu. Beni dereceden sıkıştırıyorlar şu an. Balyoz'la ilgili şunu söylememe izin verin isterseniz. Lütfen son cümlelerinizi. Şimdi konuda yapılan yorumların büyük bir kısmı kamuoyunda siyasi yorumlar. Siyasi olarak mahkumiyet kararlarını beğenmeyenler işte mahkemeyi de kötülüyorlar. Başka şeyler de yapıyorlar. Belki beğenenler de vardır ama ben henüz mahkeme kararı şahanedir, mahkemeler doğru ve düzgün karar vermiştir diyen birisine rastlamadım ama beğenmeyen, kararın yani neticeyi beğenmeyen mahkemeyi kötüleme yoluna gidiyor. Ben bunu doğru bulmadığımı söylemek isterim. Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti'nin bir mahkemesinin vermiş olduğu bir yargı kararı vardır. Yargı kararları yargı organları içinde öncelikle tartışılır. Hiçbir yargı organı yargı kararı tabii ki eleştiriden muaf değildir, eleştiri dışı değildir, eleştiriden bağımsız değildir. Her açıdan her türlü şekilde eleştirilebilir. Ama hukuki bir eleştiri yapacaksak bir defa Yargıtay aşamasını beklemeliyiz. Ama son bir kendi kişisel kanaatimi söyleyeyim. Bu Balyoz davası devam ederken ve başladığında hep gündeme getirilen bir masumiyet karinesi vardı. Evet. Yani kişi mahkum edilinceye kadar suçsuzdur karinesi. Şimdi bu mahkumiyet kararıyla birlikte masumiyet karinesi ortadan kalkmıştır. Evet. Yani mahkum edilenler açısından artık masumiyet karinesinin Yargıtay aşamasının sonuçlanıncaya kadar geçerliliğinin olmadığını söylememiz hocam, gerekiyor. Hocam sözünüzü kesmek istemiyorum. Ancak Atıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Levent Köker, çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız için, görüşlerinizi bizimle paylaştınız.
Evet sevgili seyirciler, böylelikle gündemi de noktalamış bulunalım. Bizler saat başında yeni gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.